inanılmaz bir olay. İçindeki faşizanlıktan falan bahsetmiyorum bile. Bu psikoloji bir de dozunu arttırmak ne şey mi yapıyor? Yani elleri arkadan bağlayıp kafaya çuval geçirip işkence mi yapıyor? Ne bileyim. Memleketim şarkısı mı dinletiyor? Dozunu arttırmak Ölürüm Türkiye'm mi dinletiyor mesela acaba? Dozu arttırmak ne yani tam olarak? Arkadaşlar, ince işler kanalında hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen, anlatılmayan her şeyi inatla ısrarla araştırıp en eğlenceli şekilde anlatmaya and içtiğim yıllardır devam ediyor oraya. Çünkü niye? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Haftalar nasıl geçiyor? Sıcaklar, esmeyen günler, nemin içerisinde yüzdüğümüz bu rutubetli havalar artık bizi canımızdan yeterince bezdirdi mi? Bezdirmediyse de Yakında bezdirecek mi? Haber sunucusu gibi olan bu sesime yakında son veriyorum. Her şey yolundadır umarım. Size bugün özel bir konu derledik. Kızlar soruyor ve ekşi sözlükten ilginç, garip, komik hikayeleri topladık ve şimdi Eylülle Polat bize onları <laughs> okuyacak da sosyal ansiyetleri olduğu için özellikle isim de veriyorum. <laughs> şimdi birazdan bize okuyacaklar bu hikayeleri ve ben de gerçekten hiç bakmadım. Gerçekten mailde duruyordu yani. Bakmadım ve şimdi hikayeleri dinleyeceğim. Hem bir tepki vereceğim hem de bununla ilgili yorumlarda bulunacağım. Bakalım ne acayip hikayeler derlenmiş. Hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve de bizleri canı gönülden sevmeyi unutmayız. Eğer çok seviyorsanız da katıl butonuna tıklayıp üyelere özel videolardan ve avantajlardan faydalanabilir. Bu videoları yapmamızda bile daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İlk tecrübem sırasında olan trajikomik olay. Acemilikten olsa gerek bir iki gel gitten sonra hep kayıyordum sürekli sağlayamıyordum. Bu durumun birkaç kere tekrarlanmasından sonra sikeceğim amına koyayım yeter diye serzenişte bulundum. Kısa bir sessizlikten sonra sikemiyorum ki amına koyayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Tüme varım. Aristo mantığıyla çok güzel hareket etmiş. Ben ilk başta şey zannettim. Gel gitti Meccezir zannettim ama evet, güzel güzel bağlamış sonunu. Ya yani farkındalık çok önemli. İnsanın işte o özündeki o farkındalık, o kendinin neyi yapıp neyi yapamadığını bilmesi ah ne kadar güzel. <laughs> bir kere gel, gel gitten sonra sikeceğim amına koyayım dedim ve sikemiyorum zaten diyerek konuyu bağladı. Güzel, kendiyle barışık bir arkadaş. Çok iyi. Süper. Konuyu da bir hani doğa fenomeni gibi anlatmış olması en başta o da ayrıca ilgimi çekti yani. Süper. Evet. Kız arkadaşım doğum kontrol hapı kullanmak istemiyor. Ben de prezervatiften sıkıldım. Doğum kontrol hapını ben içsem şey yarar mı? <laughs> ya Haydar abi Allah rahmet eylesin. Haydar dümene gelen sorular gibi gerçekten. Olur olur. Olur doğum kontrolü sen kullansan da olur. Ama erkeksen makattan almak zorundasın. Öyle de bir şey var. Ancak öyle fitil şeklinde alındığı zaman erkekte etkili oluyor. Bir daha zaten sevişmek istemiyorsun ve tamamen korunmuş oluyorsun yani. Ha, çok iyi. Bunun başka fenomenleri de var. Bu tarz şeyler var ya gitmişler işte karım hamile kaldı nasıl hamile kalır doğum kontrol yapı kullanıyoruz diyor. Yani nasıl doğum kontrol yapı kullanıyorsa e işte ben alıyorum düzenli olarak diyor adam mesela filan. Hani bu var ya gerçekten üstünde yazıyor mu acaba bu çok önemli bir şey. Kadınların kullanması gerekir. Erkeklerde işe yaramaz filan. Prospektüste kesin yazıyordur da biz hani aldığımız bir mobilyayı birleştirirken bile resimli kataloğa bakmıyoruz. Prospektüsü nasıl okuyalım? Evet. Doğru. İşe yarar mı bilmem dene bakalım. Dene sonra bize de şey yap. Evet. Sevgilimin bana ters gelen bir hareketini görüp ona söylediğimde ama ben Sivaslıyım diye bahane öğretiyor. Bir yere gidelim desem ben Sivaslıyım diyor. Bazen bana durup dururken mesaj atıyor ben Sivaslıyım yazıp gece 3'te arıyor. Ben Sivaslıyım deyip kapatıyor. Ne yapacağım? <laughs> Sivaslılar eklesin ya ben Sivaslıyım ha. He. Her şeye bahane. Güzel güzel her şeye genel olarak bahane. İyi bence. Sivaslıları görelim. Bütün Sivaslılar böyle mi acaba? Var mı Sivaslarınızda? Yok. Var mı yorumlarda Sivaslı? Sivaslıları görelim. Bence buna çözüm yani kütüğü Sivas'a aldırmak. Toptan çözersin. Ben de Sivaslıyım Akio diye. Hani iki Sivaslı birbiriyle hani eksi eksi artıya dönüşebilir. Ki artı direkt artı olabilir. Hani bir Sivaslı öbür Sivaslı ile tepkimeye girer ve bu Sivaslıyım bahanesini ortadan kaldırabilir yani. Eşimle birlikte olabilmem için önce 100 puanı toplamam gerekiyormuş. Eşimin bana Mario muamelesi yapması doğru mu? 100 puan nasıl toplayacakmış acaba? Ama eşinin bir detay, bir oyunun kuralları... Çiçek alırsan 50 puan dedi yazmış altına bir de. Aaa! <laughs> İpucu da vermiş. Çiçek 50 puansa akşam yemeği 100 puan. Eurovizyon gibi şu anda şey hesaplama yapıyorum. Tamam çiçek 50 puan, yemek 100, arabayla evinden almak 25 puan, tatile götürmek 200 puan mı? Daha mı yüksek daha mı düşük? Yüksek. 300 puan bu ekonomide tabii. İçki ısmarlamak 200 puan. Kesinlikle bu vergiler bu ekonomide. 200 puan. Ha bak 50 puan. Çiçek 50 puandan bak hemen hesaplamayı çıkarttık. 50. Yani bir yemeğe götürdün. Çiçekle gittin. Kaç puan toplaması gerekiyordu? 100 mü? Çok kolaymış lan. Ne için 100 puan toplaması gerekiyordu? Birlikte olabilmek için. Çok ucuza gitmişsin be abla. Bak şu an 2 dakikada topla. Yani diyor ki yani beni bir akşam yemeğine çıkartsan, çiçek getirsen, arabayla beni alsan, bir de tatil sözü versen. Tatilin kendisi 300 puansa sözü de bir 50 puan eder herhalde. Oldu. Üstüne bile çıktı. Kaldığın zaman sabah hani bir yol üstü evden çıkmadan önce belki bir kere daha bir birlikte olup da çıkabilirsiniz yani. Bak da o kadar şey geldi. Ekonomik oldu iş. Abla ucuza gittin. Onu söyleyeyim. Çiçek 50 puansa birlikte olmak için 500 puan toplanmalıydı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. <laughs> Süper Mario muamelesi de bence okey ya. Süper Mario'ya güzel mantar yiyip büyüyebilirsin ya da çiçek alıp küçülebilirsin. Ben iri basenli bir kızım ve erkek arkadaşım beni kucakladığı fotoğrafı "Seyton Başı" yazarak Face'e yüklemiş. Yakansız ne yapacağım? <laughs> Güzelmiş. Ne yapacağım? Sen de bu posttan sonra "Yavrum ben ancak mermi kaldırırım. Sen git kendininkini kaldır." diyeceksin. <laughs> bu da Seyton Başı. <laughs> Kocam yatakta terörist diyor bana. Arkadaşlar ben de 9 aylık evliyim. Kocam as subay. Birbirimizi çok seviyoruz ve aramızda bir problem yok. Ama yatakta çok canımı yakıyor. Üstelik beni boğazımdan tutup nasıl iyi mi teröristik Kürt Türk'ün gücünü gör orospu diye küfürler ediyor. Başta zevkli geliyordu ama giderek şiddetin dozunu arttırıyor. Artık çok yoruyor beni ne yapmalıyım inanılmaz bir olay. İçindeki faşizanlıktan falan bahsetmiyorum bile. Bu psikoloji bir de dozunu arttırmak ne? Şey mi yapıyor? Yani elleri arkadan bağlayıp kafaya çuval geçirip işkence mi yapıyor? Ne bileyim memleketim şarkısı mı dinletiyor? Dozunu arttırmak ölürüm Türkiye'm mi dinletiyor mesela acaba? Dozu arttırmak ne yani tam olarak? Dozunu çok merak ettim gerçekten. Yani acaba böyle sistematik işkence işte elektrik verme, istiklal maaşı söyletme, ölürüm Türkiye'm şarkısı dinletme, Bici Apo diye bağır. İyice hani gaza gelmek için. Bağımsız Kürdistan diye bağırtıp daha da mı? Ya insanlarda neler var ya? buna gerçek mi değil mi? Çok merak ediyorum ha. Ya bazısı da böyle bir kurgu gibi geliyor ama gerçek değilse komik. Gerçekse trajik çünkü yani. O... Arkadaşlar kocam Imye de yoksa salonda yat diyor. İmyeh. Kocamın ilk kız arkadaşıydım. Görücü usulü evlendik. Evde sürekli pantolonlarımı kesiyor. Kalça kısımlarımı delik deşik yapıyor. Affedersiniz beyaz tişörtlerim üstüne fuck me yazıp olur karıcım diyor. Saldırıyor bana. Evde üstsüz ve koşarak gezmemi istiyor. Çünkü sallanıyor Sunuyormuş. Sürekli kumandayı yere atıp ay karıcım alıver diyor. Hemen dayıyor. Estağfurullah sürekli ımyeh ımyeh diye inle diyor. Yemek falan yaparken ne yapmam gerek? <laughs> ya bütün derdin yemek yaparken ne yapman gerek Şu koca resmin içerisinde bütün derdin mercimek nasıl pişecek mi? İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> içinde çıplak koşturuyor. Ümeyh ümeyh diye bağırtıyor. Sallanıyormuş. Kumandayı yere atıp alır mısın karıcığım? Ya ina, ya neler var ya. Hay eğlenceli de bir tipe benziyor bir yandan. Ya yazan da bu arada hani sanki çok hani aşırı şikayetçi değilmiş de hani biraz da eğleniyormuş. Ay ki 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 falan hani öyle bir şikayet aldım ben. Zaten bütün bu sürecin içerisinde yani yemek yaparken ne yapacağım? Yani bütün derdi yani bunları yapıyor olması, umiyet ümeyh diye bağırarak koşuyor olması değil de hani aç kalmayalım. En azından hani beraber yemek yemek de yiyebilelim aralarda falan gibi bir derdi var galiba. Ne yapman lazım? Yemek yaparken ımyeh ımyeh diye yemek yapabilirsin. Hani bu bir şey. Yemeği yere düşürmemeye özen göstermen lazım. Mesela alacağın işte spatulalar, bıçaklar çok aşağı kesimlerde durmamalı. Tavalar filan aşağıda değil yukarı asılı durmalı ki eğilmek zorunda kalmayasın. Yemeğin devamı için. Tabak, çanak filan. Çatal mesela asla düşmemeli yere. Yere çatal düşerse almak zorunda kalma diye masada yedek çatallar, bıçaklar bulundurmalısın. Ki hani eğilme diye. İşte ne bileyim sallanmasın diye... Bantlayabilirsin ama fuck me yazısına ne yapabilirsin fuck me de nasıl yazdığını çok merak ettim yani fuck me f-a-k fuck me fuck. A F -F -A -K. Fuck mı diye değil mi fuck me faka bastım kendi yazıp kendi yazdığı şeye evet deyip gelmesi de hani bunun acaba psikolojideki karşılığı ne bunu uzmanlara bırakıyorum. Çok iyiymiş ama. Çok aşırı eğlenceli bir adammış. Onu da fark ettim. Ya, düşünsene misafirliğe gittiğini bu eve. Ya yiyecek bir şey hazırlayamadık. Kusura bakmayın. Durup dururken böyle yere kumanda atan bir adam var yerde falan. Ve o kumandayı kim alacak gerginliği. Kimse kumandaya dokunmuyor misafir falan. Yere bir şey düşüyor herkes gergin. Tişört giyiyorsun tişörtün üzerinde ne yazdığı çok önemli. Hani Allah muhafaza bir şey yazar. Mesaj vermiş olmayayım. Güzel helal olsun. Abiye buradan selam. Arka sokaklar yüzünden seks hayatından soğudum. Kızlar ben partnerimle ilişkiye girdiğimde domine eden değil edilen taraf alıyorum. Eskiden partnerim güzel şeyler söylerdi sekste ama artık çok fazla seviştiğimiz için işini dalgaya veriyor. Gel lan buraya vereceğim odunu hı <laughs> diye dalga geçiyor. Sevdiğim adamla değil de Mesut komiserle sevişiyor gibi oluyorum ne yapmalıyım? Ya inşallah seks hayatınız arka sokaklar kadar uzun sürer diye bir başlayayım en azından konuya. O kadar sezon çekebilirseniz ne mutlu size. Ama bu yani arka sokaklara olan bu tutkuyu da anlayamadım Mesut Komiser, Mesut Komserle sevişiyormuş gibi hissediyor olman. Yani güzel değişik evliliğin ömrünü uzatabilir arka sokaklar etkisi. Ne diyormuş da Mesut Komserle sevişiyormuş Odunu gibi. Odunu vereceğim sana gel buraya. Odunu diye. Vereceğim. <gülüyor> diye gülüyormuş. <gülüyor> Hı 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 diye de gülüyormuş abi. O yakın plan gir çıklar falan değil mi? Rıza baba! Falan. <laughs> ne yapmalısın? Bence Rıza Baba'dan yardım isteyebilirsin bu konuda. Çünkü bunu anca Rıza Baba çözebilir gibi hissediyorum. Valla. Neyse ki, çok uzun sürer inşallah. Bir arka sokaklar kadar uzun bir seks hayatınız olsun. Yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Helal olsun. İnanılmaz ya. Neler var ya. İnsaflı davranmışlar ha. Bence buna devam edelim. Yeni bir şey yapalım arkadaşlar sizinle. Evlatlarım günahlarınızı bana yazabilirsiniz. İnce İşler TV at gmail.com adresine lütfen eğer sizin de başınıza gelen ya da karşılaştığınız, duyduğunuz denk geldiğiniz bu tip hikayeler varsa yazınız ya da ekran görüntülerini paylaşınız. Onları tek tek okuyalım. Bu cinsel hayatın derinliklerine arka sokaklarına hep beraber dalalım istiyorum. İleride bunu bir formata çevirmek istiyorum. İşte seyircilerin geldiği, katıldığı hatta isteyenlerin gelip burada kameranın arkasında bizzat kendilerinin söylediği stüdyoda bir günah çıkartma seansına çevirmek istiyorum. Lütfen size de denk gelen eğer böyle ilginç cinsellikle ilgili komik şeyler varsa inceişlertv.gmail.com adresine atınız. Hepsini tek tek okuyacağız. Böylelikle Eylül'ü ve Polat'ı da azat edeceğiz. Çünkü Eylül şu anda hayatı sorguluyor. Ben demin neler söyledim ya? Ben ne yaşıyorum ya? Ben hiç bu hayallerle gelmemiştim. Ben halbuki çok nezih bir medya sektöründe çalışmak istiyordum. Nereden geldim bu kirli şeylere ya? Senin kaçıncı günün burada? İkinci haftan da böyle atı verirler ince işlerin kolunu. buradan zaten sağ çıkabiliyorsan hani o çünkü bir utanma duvarı var. Burada onu kırdıktan sonra artık rahat ediyorsun. Medya sektörü öyle bir şey. Kırdığımı düşünüyorum <laughs> Sesi içine kaçmış. Kırdığımı düşünüyorum. Şimdi şiir okumak istiyorum hepinize. <laughs> Çok tatlısınız gerçekten. Teşekkür ederim size cesaretinizden dolayı. Arkadaşlar size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın gmail.com İtiraflarınızı, başınıza gelen böyle komik cinsellikle ilgili olayları duyduğunuz, etraftan duyduğunuz bir arkadaşınızın başına gelen, teyzenizin, amcanızın, dayınızın, kayınçonuzun, görümcenizin başına gelen olayları veya sosyal medyada denk geldiğiniz ekran görüntülerini bize atınız daha sonra bunu sizi stüdyoya davet ederek yapmaya devam edeceğiz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.